Merhaba arkadaşlar. Bugün size Telegram'ı anlatacağım. Bildiğiniz gibi WhatsApp'ın güncellemesinden sonra insanların çoğu WhatsApp'ı silip Beep, Telegram gibi alternatif uygulamalar kullanmaya başladılar. Size ilk olarak Beep'i anlatmıştım. Şimdi ise Telegram'ı anlatacağım arkadaşlar. Telegram'ı nasıl indireceğiz? Hemen Play Store'a giriyoruz. Play Store'dan arkadaşlar Telegram yazıyoruz. Zaten hemen çıkıyor ikinci sekmede. Telegram'ı yükle diyoruz arkadaşlar. Yüklemeye başlıyor şu an. Arkadaşlar şimdi hesabımızı kurdu. Telegram hesabımızı. Geri çıkalım. Ama sayfaya geldik. Buradan Telegram geldi. Açıyoruz arkadaşlar. Türkçe olarak devam ediyoruz zaten. Start Messenger diyelim. Buradan numaramızı giriyoruz arkadaşlar. Numaramızı girip ileri diyoruz. Okey. Bize bir kod gelecek arkadaşlar. Kodumuza baktık. Şimdi kodumuzu gireceğiz. Kodumuzu girdikten sonra otomatikman bağlanıyoruz arkadaşlar. Şimdi bağlandı arkadaşlar. Hemen girdi. Bunu silelim. Şimdi girdik arkadaşlar. Buradan istediğimiz gibi ana sayfamızı kullanabiliyoruz. Bu üstteki sol sekmeye tıkladığımızda buradan istediğimiz gibi rahat bir şekilde kullanıyoruz arkadaşlar. Dilini değiştirelim. Biz başta Türkçe seçmediğimiz için buradan da dilini değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Dilini değiştirdik. Buradan profilimiz üstte görünüyor. Buradan sol tarafta hemen bildirimler var. Gizlilik var, veri var. Klasörlerimiz var. Cihazlara bağlanma var. Bunların hepsini rahat bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Zaten web uygulamasında da rahat hepsini anlatacağım size. Web görünüyor. Oradan da telefonda kullandığımız gibi kullanabiliyoruz arkadaşlar. Bir seçeneği var. Cihazlara buradan istediğimiz QR kodu okutup kullanabiliyoruz. Klasörler var, sohbet ayarları var. Sohbet ayarlarına girip buradan arkadaşlar istediğimiz gibi renklendirebiliyoruz temamızı. Sürü renk var arkadaşlar. Çok güzel renkler var. Gece modu ya da normal mod kullanabiliyoruz arkadaşlar. Buradan da yazılarımıza istediğimiz şey, dediğimiz ayarı verebiliyoruz. Galeriye kaydedebiliyoruz. Buradan çıkıp telefondaki görünümü genel olarak böyle arkadaşlar. Şimdi telefondan çıkıp web'e bağlanacağız. Telegram web'i de size anlatacağım. Uygulamalı bir şekilde nasıl indiriliyor, nasıl kuruluyor ve nasıl kullanılıyor onu anlatmaya başlayacağım arkadaşlar. Haydi devam edelim. Arkadaşlar web'e bağlanmak için öncelikle Telegram'ın internet sitesine giriyoruz. Telegram'ın internet sitesinden onu indirmemiz gerekiyor. desktop.telegram.org sitesinden Windows için Telegram'ı edinin diye bir bölüm var. Oradan indiriyoruz Telegram'ı. Oradan kurmamız gerekiyor. WhatsApp'ta öyle bir şey yoktu. Bip'te de böyle bir şey yok. Bip'te direkt web'e girip bağlanabiliyorsunuz. Ama Telegram'da indirip kurmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi dosyayı indirdik, kurmaya başlıyoruz. Dil seçeneklerinde girişte Türkçe yok ama sonrasında Türkçe olarak kullanabiliyoruz arkadaşlar. Bunu ileri ileri diye devam ettirin. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi kuruluyor bilgisayarımıza Telegram. Kurulduktan sonra telefonu bağlayıp kullanabileceğiz arkadaşlar. Kurdu zaten hızlı bir şekilde kuruyor. 25 megabaytlık bir uygulama.
Bilgisayar üzerine indirdi arkadaşlar. Şimdi bilgisayardan açacağız Telegram uygulamamızı. Gelen ilk ekrandan mesajlaşmaya başla. Altta zaten dil seçeneği var. Biz dili içeriden de değiştirebiliyoruz. Buradan Türkçe olarak da devam edebiliriz. İstersek arkadaşlar numaramızı girip numara üzerinden devam edebiliyoruz. Ya da QR kodu girip QR kod üzerinden direkt telefondan açıp okutup mobil Telegram'ı kullanmaya başlayabiliyoruz arkadaşlar. QR kodumuz açıldı zaten. QR kodumuzu nasıl okutacağız? Onu da devam ettirelim. Şimdi telefonumuzdan Telegram'ı açıyoruz. Ondan sonra ayarlara giriyoruz arkadaşlar. Ayarlardan hemen aşağı indiğimizde cihazlar diye bir bölüm var. Cihazları tıklayacağız arkadaşlar. Cihazlara tıkladığımızda QR kodunu tarayın diye bir bölme var. QR kodunu taradığımızda artık otomatikman telefonumuz internete, yani bilgisayardaki Telegram uygulamasına bağlanmış olacak arkadaşlar. Zaten burada da adresi yazıyor. QR kodu okuttuk. Şu an bağlandı arkadaşlar. Şimdi açtık hemen webten. Hemen sayfamız gördüğünüz gibi solda hemen tüm sohbetlerimiz var. Dosyalarımız var, klasörlerimiz var. En üstte bir sekmemiz var. Bizim için en önemli olan şey orası. Oraya tıkladığımızda arkadaşlar, şimdi buraya işte yeni grup, yeni kanal, kişiler, ayarlar, gece gündüz modu gibi modlarımız var. İstersek gece ya da gündüz modu şeklinde kullanabiliriz arkadaşlar. Ayarlara giriyoruz. Bizim için en önemlisi olan ayarlar. Ayarlardan arkadaşlar en başta profilimiz var. Orada istersek fotoğrafımızı değiştirebiliyoruz. Profilimizi düzenleyebiliyoruz. Ben düzenlemediğim için girmedim. Bildirim ayarlarına girebiliyoruz. WhatsApp'taki gibi zaten aynı, Bip'teki gibi bildirim ayarları. Gizlilik ve güvenlik var. Burada ve Bip'te, WhatsApp'ta olduğu gibi bazı ayarlarımızı istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz. Görünürlüklerini. Buradan da geri çıkıp arkadaşlar sohbet ayarlarına girebiliyoruz. Buradan temamızı değiştirebiliyoruz. İstediğimiz gibi farklı temalar kullanabiliyoruz. Güzel temaları var. Bip'te de güzel temalar var ama sanki en güzel temalar Telegram'da arkadaşlar. Burada yazı fontlarını değiştirebiliyoruz. Klasörler var. Klasörlerden de istediğimiz gibi sohbetlerimizi oraya kaydedebiliyoruz arkadaşlar. Dil sekmesi var. Dil sekmesinden de farklı dilleri kullanabiliyoruz. Biz Türkçe seçmiştik zaten, burada Türkçe dilimiz görünüyor. Evet arkadaşlar, genel olarak görünüm böyle. Güzel bir uygulama, kolay bir uygulama. Bip uygulaması gibi istediğimiz gibi rahat kullanabiliriz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar.